Şimdi tabii coğrafi konum itibariyle ilimiz tarım ve hayvancılık illidir. Hayvancılık daha çok yaygın. Özellikle de coğrafi konumu itibariyle koyunculuk daha öne çıkıyor. Ve meramız ve yaylaklarımızın çok olmasından dolayı tabii hayvan sayımızın düşüşüyle ilgili söylenir. Yani küçükbaş hayvancılıkta öncelikle şunu söyleyebilirim. Küçük başta çok ağrı üzerinde konuşacak bir düşüş yok. Geçen sene Anaç Koyun Keçi desteği olarak 794 bin civarı hayvan desteği aldık. Bu sene de yine ona yakın bir destek alacağımızı tahmin ediyoruz. İcmalar bir 10-15 güne kadar çıkacak. Yani ağrıda da evet düşüş söz konusu. Yani ülke genelindeki genelemeye baktığımızda düşüş olabilir. İlimizde de yani az da olsa bir düşüş var. Tabii buna bağlı büyükbaş hayvancılıkta yani büyükbaş hayvancılık bizim işimiz değil ama belki büyükbaşta daha çok düşüş vardır. Küçükbaşta çok yok. Sektör temsilcisi olarak eksik gördüğümüz şu, hayvancılığın sayısının arttırmasını eğer istiyorsak öncelikle çoban sorununu çözmemiz lazım. Nasıl bir sorun var orada? Yani çoban şöyle, yetiştiricilerimiz çoban bulamıyor. Çoban sıkıntısı çok. Yani ülkemiz genelinde maalesef son yıllarda çoban sıkıntısı çok. Çobanlık kimse yapmak istemiyor. Şimdi çobanlık, adam çobanı bulamayınca yetiştirici, doğal olarak hayvancılığını sürdürmesi mümkünatı yok. Tabii destekler var. Allah razı olsun, bakanlığımız destekliyor. Ama bu destekler yeterli mi? Biz yeterli görmüyoruz. Bizim destek ödemelerimiz her yıl Nisan, Mayıs gibi ödeniyor. Buna Sayın Bakanımızda da biz heyet olarak talep ettik. Bundan sonra Mart aylarında en azından ödenirse, kış döneminde yetiştiricilerimizin ciddi sıkıntıları var, en azından karşılar. Devlet eliyle çobanlığa, en azından çobanların sigortasının devlet tarafından yatırılması, bu işe teşvik edilmesi gerektiği kanaatindeyiz. Yani yetiştiriyor yoksa her yıl belli bir yaşa gelmiş yetiştiriyor, artık bu hayvancılığı yapamıyor. Çoban da bulamayınca hayvanlarını satıyor. Doğal olarak tabii hayvan sayımız düşüyor. Girdi maliyetleri şu an bir torba yem 500 lira. Şimdi doğal olarak 500 liraya aldığı yem için maliyeti yükseltiyor. Bizim bölgede hani kaba yem ottur, samandır, işte kestir, yonca kesidir vesaire kullanılıyor. Bunlar tabii fiyatları yükseltiyor. Yükselince de vatandaş kâr edemeyince bırakmak durumda kalıyor. Bu da ciddi anlamda etki ediyor. Girdi maliyetlerin düşürülmesi lazım. Thank you.